Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bölme işleminin doğruluğunu kontrol etmeyi öğreneceğiz. Önce bölme işlemimizi yapalım. 6'da 5 bir defa var. 15'te 5 3 defa var. Kalan 0. İşlemimizi böyle yaptık. Acaba doğru mu yaptık? Kontrolünü nasıl yapıyoruz? Bölen ile bölüm çarpılır. Varsa kalan toplanır. Eğer bölünen sayıya ulaşıyorsak işlemi doğru yapmışızdır. Bölen ile bölüm, yani 13 ile 5'i çarpıyoruz. 5 kere 3 15, elde var 1. 5 kere 1 5, eldekiyle 6 65. Kalan var mı? Hayır. O zaman toplama işlemi yapmamıza gerek yok. Bakın, bölünen sayıya ulaştık. Demek ki biz bölme işlemini doğru yaptık. 7'de 6 bir defa var. 19'da 6 3 defa var. Kalan 1. Şimdi bölen ile bölümü çarpacağız. 13 ile 6'yı çarpıyoruz. 18, elde var 1. 6, eldekiyle 7. 78 bulduk. Kalan olduğu için 78'e kalanı ekliyoruz. Ne oldu? 79 sonucuna ulaştık. 79 bize bölünen sayıyı verdi mi? Evet. Demek ki bölme işlemini doğru yaptık. Kontrolünü bu şekilde yapıyoruz. 8'de 4 2 defa var. Çıkarmamızı yaptık. 5'i indiriyoruz. 5'te 4 1 defa var. Kalan 1. Kontrolünü yapalım. Acaba bölme işlemini doğru yaptık mı? Bölen ile bölümü çarpıyoruz. Varsa kalanı ekliyoruz. 21 ile 4'ü çarptık. 84 bulduk. Kalan 1. 84'e kalanı ekledik. 85 bulduk. Bulduğumuz cevap bölünen sayıyı verdi mi? Evet. Demek ki bölme işlemini doğru yaptık. 3 defa var. 6'yı indirdik. 6'da 3 2 defa var. Kalansız bölme işlemi. Bölen ile bölümü çarparak kontrolümüzü yapalım. 32 ile 3'ü çarpıyoruz. 6 96. Kalan olmadığı için, yani kalansız olduğu için toplama işlemi yapmadık. Bakın, bulduğumuz sonuç bölünen sayıyı verdi. Demek ki bölme işlemini doğru yaptık. Dersimiz bitti. Görüşürüz.